Evet işte yine ben. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi bugün kapilerlerden yani kılcal damarlardan bahsedelim. Üç temel kılcal damar türünü de buraya çiziyorum. İlk olarak sürekli kılcal damarlarla başlıyoruz. Zaman kaybetmeyelim diye önceden çizdim bunu. Sürekli kılcal damarlar vücutta en yaygın olan kılcal damarlardır. Bu yüzden bu grupla başlıyorum. Fark edeceğiniz birkaç şeyden bahsedeyim şimdi. Dört tane çekirdeğin olduğunu görebilirsiniz. Yani burada dört hücre var. Bunlar kılcal damarın baktığımız kısmını oluşturur. Bir de içinden geçen bir kırmızı kan hücresi var değil mi? Sağ kısımda ise enine kesit bulunuyor. Aslında kılcal damarı incelemek için enine kessek sağdaki çizim gibi bir şey görürüz. Ama şimdi bahsetmek istediğim iki önemli şey var. İlki bu iki hücre arasında küçük bir boşluğun olması. Belirgin olsun diye sarıya boyuyorum. Bu boşluğa hücreler arası aralık denir. Bu hücreler arası aralık sarıya boyadığım kısım. Enine kesiti işaretlemem gerekirse işte tam buraya bir ok çizebilirim. İkisinin birleşmediği küçük aralığı yani boşluğu ya da yarı işte burada görebilirsiniz. Ha işaretlemek istediğim iki yer daha var. Biri burada, diğeri de sarı olan yer. Ve bunlar buraya ve buraya karşılık geliyor. İki hücre arasında gerçekten güzel bir birleşme var. Biz buna sıkı bağlantı diyoruz. Oldukça iyi bir isim. Baktığımızda neden böyle dendiğini anlayabilirsiniz. Bu sıkı bağlantılar işte burada. Burada sarı oklarla işaretlediğim yerde. Önceden çizmediğim bir şey var ve onu şimdi yeşille çizeceğim. Bir dakika. Bu hücrelerin altında bir çeşit katman ve bu hücrelerde kılcal damar duvarını oluşturuyor. Hücreler arası aralık dışında kan bu katmana dokunmaz. Bu katmana bazal zar denir. Buraya çizdiğim yeşil şey bazal zarımız. Bazal zar aslında bir evin temeli gibidir. Hücrelerimizi temele oturtur ve yerinde tutar. Bu katman çoğunlukla proteinden oluşur. Şimdi size yaptığım ikinci çizimi göstereyim. Bu bizim ikinci kılcal damar türümüz, pencereli kılcal damar. İkincisinde fenestrasyon yani pencere denilen küçük açıklıklar vardır. İlki ile ikincisi arasındaki büyük farkı görebilirsiniz. Pencereler Bunlara gözenek veya delik de diyebilirsiniz. Gözenekler kılcal damarın her yerindedir. Tıpkı öncekinde olduğu gibi yol boyunca uzanan dört hücremiz, dört çekirdeğimiz ve bir küçük kırmızı kan hücremiz var. Ha bir de hücreler arası aralık var. Size nerede olduğunu göstereyim. İşte burada. İki hücrenin tam anlamıyla birleşmediği yerde. Diğerinde olduğu gibi bir de bazal zar var. Damarın çevresine bazal zarı çiziyorum şimdi. Evet. Buradaki enine kesitte siz de gözenekleri görebilirsiniz. Gözenekleri gösterebilmek için en iyi şekilde çizmeye çalıştım ama hücreler arası aralığın ve gözeneklerin nerede olduğunu görmek için biraz yaratıcı olmanız gerekiyor. Enine kesite baktığınızda durum biraz aldatıcı olabilir. Çünkü onu hemen hemen üç boyutlu hayal etmeniz gerekiyor. Ah şimdi bize yardım edecek bir şeyden bahsedeceğim. Endotel hücrelerin içinde hemen hemen balçık kıvamında olan küçük bir katman bulunur. Burayı maviye boyayacağım. Evet, bu salgı katmanına glikokaliks denir. Glikokaliksler temel olarak proteinlere bağlanmış şekerlerdir. Bu çeşit şekerli protein karışımı endotel hücre katmanının içinde her yere yayılmıştır. Yaptığı şey ise bu gözeneklerden geçmektir. Yani bir yerde gözenek olsa bile glikokaliksin gözenekten geçtiğini görebilirsiniz. Araya girer ve böyle görünür. Glikokaliks ayrıca sürekli kılcal damarlarda da bulunabilir. Glikokaliksi göremeyeceğiniz yerse hücreler arası aralığın içidir. Çünkü orası aslında hücrelerin arasındaki gerçek bir boşluktur. Hemen bir ok çizeyim. Tam burada glikokaliks göremezsiniz. Gözeneye küçük bir köprü oluşturan glikokalikse ise diyafram diyoruz. Diyafram. Bu hücrelerin ya da pencereli kılcal damarların gözeneklerinin üzerinde diyaframlar var. Yanına küçük bir yıldız koyacağım. Evet, çünkü bazı pencereli kılcal damarların içinde glikokaliks olmaz. Eh, dolayısıyla da diyafram da yoktur. Bu genelde doğrudur ama her zaman değil. Şimdi size üçüncü kılcal damar türünü göstereyim. Şimdi son çizime bakalım. Bu kılcal damarların en genişidir. Bu kılcal damara aralıklı kılcal damar denir. Bunların diğer adı ise sinüzoidlerdir. Bunu da hemen yazıyorum. Sinüzoidler. Sinüzoidler genelde karaciğerde bulunur. Bunun dışında en yaygın olarak dalak ya da ilikte bulunabilir. Bunlar genelde en geniş kılcal damarlardır. Hemen küçük bir liste yapayım. Sinüzoidler çok geniş olur ve çok daha fazla hücreler arası aralıkları vardır. Hücrelerin arasında olan şu boşluklara bakın. Belirtmek için sarı renge boyayacağım. Hücrelerin arasında çok fazla boşluk var. Yani kılcal damarlar çok fazla sızdırıyor. Geniş olmalarının yanı sıra çok da sızdırıyorlar. Bu arkadaşlarla ilgili son bilgi ise konuştuğumuz diğer iki kılcal damarın aksine genelde tamamlanmamış bazal zarları olmalı. Mesela böyle tamamen zarı olmayan bir bölge. Böyle olabilir. Şurada ya da şurada biraz karşınıza çıkabilir ama gördüğünüz gibi bütün olan parçada bazı eksikler var. Belki de burada biraz daha bazal zar vardır. Evet. Üçüncü önemli şey olarak bunu yazıyorum o zaman. Tamamlanmamış BZ yani tamamlanmamış bazal zar. Eh, durum böyle olursa burada küçük bir glikokaliksiniz olsa bile bazı şeylerin kaçışı da kolaylaşır. Sinüzoid kılcal damarın üstüne bir kat glikokaliks çiziyorum. Glikokaliksiniz olsa bile hücreler arası aralık çok fazla olduğu için ve yeterli sayıda sıkı bağlantı olmadığı için içeridekilerin dışarı çıkması kolaylaşacak. Bu üçtürden aşağı doğru indikçe daha çok sızdırdıklarını görüyorsunuz. Yani damarın sızdırabilirliği ne oluyor? Damarın sızdırabilirliği artıyor. Aslında en çok sızdıran arkadaş burada aralıklı olan. Hadi şimdi birlikte düşünelim. Diyelim ki burada kılcal damarda bir molekülsünüz. Buradan çıkıp dokuya gitmek istiyorsunuz. Oraya gidebilmenizin yolu nedir? Hı? Bir yolu o tarafa yayılmanız. Yani difüzyon. Tabii bu durum eğer oksijen veya karbondioksit molekülüyseniz işe yarar. Genelde difüzyon bu moleküller için iyi bir yoldur. Ama diyelim ki bunlardan biri değilsiniz. Daha büyük ve yüklü bir molekülsünüz. E, o zaman diğer tarafa nasıl geçersiniz? Karşıya geçmenizin ikinci yolu bir kesecik ya da vezikülle olabilir. Belki buradan hücreden bir keseciğe atlayabilirsiniz. Kesecik de sizi içerden yani X'in olduğu yerden diğer taraftaki çökelme olacağı yere ulaştırabilir. Tabii ki bazal geçerken yavaşlayacaktır ama en azından bu hücreyi geçmek için bir yol öyle değil mi? Bu ikinci yaklaşımdı. Üçüncü yol olarak hücreler arası aralıktan geçiş olabilir. Yine de bazal zarı geçmeniz gerekir ama en azından kolayca hücrenin etrafından dolaşarak diğer tarafa geçebilirsiniz. Belki de hücreler arası aralık özgürlüğe açılan bir diğer kapı olabilir. İşte bu da üçüncü yoldu. Peki dördüncü yol nedir? Şimdi ikinci çizime dönmemiz gerekli. Yani pencereli olana. Küçük bir x'seniz gözenekten geçmenizi öneririm. Ama biraz glikokaliks varsa onu da sürüklemeniz gerekecek. Ama belki de diğer yolu pencereden geçmektir. He? Diğer tarafa geçmenin bir yolu bu olabilir öyle değil mi çocuklar? Bunlar içerden dışarı çıkmanın dört yoluydu. Yaptığımız listeye bakarsanız yani bu dört maddeye bakarsanız sızdırmanın mantıklı geldiğini görebilirsiniz. Özellikle aşağıdaki aralıklı damarlara inince hücreler arasında çok geniş boşluklar, aralıklar olacak. Her yerde kullanabileceğiniz kesecikler olacak. Difüzyon da herhangi bir yerde kullanılabilir ama pencereleri de unutmamak gerekir. Yani sinüzoid kılcal damarlarda kılcal damardan her türlü dışarı çıkma yolu mevcuttur. İşte bunu da burada bitirdik. Yine görüşmek üzere kendinize iyi bakın.